Evet. Madem Müslüman değiller, azınlıklar asker almayacaklar o zaman. Çünkü herhangi bir şekilde öyle biliyorlar. Evet. Vatana hizmet edeyim derken. Tabii, tabii. Çünkü... Ama savaşta, ama terörde, ama da karnından vurularak. Tabii, tabii. 2 tane kocaman delikler açılarak. Çünkü devletin korumasına verdim ben çocuğumu. Devletin elindeydi, askerin elindeydi. Ondan başka kim koruyacaktı ki? Evet. Ve onların elinde gitti, koruyamadılar. Şehit, evet, Allah'ın takdiri o. Ya da askere gitmesin bizim çocuklarımız. Başka şehitlerde, başka gayrimüslimlerde ölmesin o zaman. Evet. Biz bayrağa sardık çocuğumuzu. Hiçbir itirazımız yoktu. Türkiye'de yaşıyoruz, vatanımız biliyoruz. İngiliz bayrağına mı saracaktım? Doğru, doğru. Veya başka bir memleketin bayrağına mı saracaktım? Benim vatanım burası. Ya sev ya terk et dediler. Sevdik kaldık ama sevdiremedik kendimizi. Yok, öyle demeyin. Yani o çok azınlıkta böyle şeyler. Evet, evet. Bunu da söylüyorum. Artık söylüyorum. Hortlatıyorlar. Irkçılığı hortlattılar. Biz bunları bilmiyoruz. Benim çocuğum da bunları bilmezdi. Evet. Ailemizde de konuşulmazdı. Olmuş, bitmiş, tamam. Çözümü varsa çözülsün, yıllar önce olanlar. O zaman tarih tekerrür mü ediyor diyeceğiz. Evet. Başka vatan bilmiyorum. Nereye gideceksem göstersinler bana. Yok tabii, yani sizi üzecek olan meselelerle Türkiye'nin geniş çoğunluğu da gerçekten mücadele ediyor. Özellikle böyle yani nefret söylemi ve ayrımcı şeylere karşı Türkiye eskisinden daha belki duyarlı bu konularda. Yani biz de sizi niye konuk ediyoruz? Sizin bu tartışmayı izlerken acaba sizin kırılacağınız konular çok var mı? Çok kırıldım. Nedir ben yani orada? Tekiliğimi ayrı olduğumu hissettiriyorlar. Bu çok benim ötekileştiğim gösteriliyor burada. Ben bunu hiçbir zaman görmedim. Bilmiyorum. Biz bu vatanda yaşıyoruz. Başka vatan bilmiyorum ki. Evet. Dedelerim, dayılarım, amcalarım hepsi buralı. Tabii, tabii. Kaç yüzyıldır yani bizim aynı topraklarda o yani konuda... doğdum burada büyüdüm. Ha, başka bir ülkede bulsam tamam. Değil. Ama burada doğdum büyüdüm. Ne yapabilirdim? Yok tabii yani böyle... Çocuğumu da zaten burada feda ettim. Evet. Evet. Peki o zaman yani size o üzücü olaydan sonra bu şehitlik konusunda hani bir neyse prosedür onu mu işletiyorlardı hani hanım? Yani ne... Hayır, bir takım belgeler geldi, yazdık, doldurduk, yolladık ama ne olduğunu inanın bilmiyorum. Şehitlik için miydi? Başka bir şey için miydi? Bilmiyorum. Anladım. Ama araştırmadım da. Ama sizin tabii o söylediğiniz çok önemli. Yani sevdik ama işte bazılarına da sevdiremedik. Sizin artık bunca olaylardan sonra böyle yani sizin yüreğinizde bir sızı yapacak sözleri sarf edenlere biz de gerçekten yanlış olduğunu hep söylüyoruz ama siz tabii böyle seslerden duyduğunuz rahatsızlığı bize aktarmış oldunuz. Bu vallahi da... uzun zamandır bunları biz zaten duymuyorduk. Ne gavuru duyuyorduk. Gavur kelimesi ki devamlı kullanıyor. Ne ötekini biliyorduk. Ama niye hortladı şimdi? Niye bu yüzden canlar gidiyor? Ben bunu hala anlamış değilim. Yani insan gibi birbirimizi sevemiyor muyuz? Birbirimizin acılarını paylaşamıyor muyuz? Benim bugün bir sürü Müslüman arkadaşım benimle beraber acımı paylaşıyor. Ve ben onları çok seviyorum. Onlar da beni seviyor. Yani ne istiyorlar? Halklar arasında bir şey yok. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Halklar arasında hiçbir şey yok.